Evet arkadaşlar, hepinize güzel bir Safranbolu gününden merhabalar. Nasılsınız? Bugün Safranbolu Davut Obası köyümüzdeyiz. Ertan Gündüz abinin bahçesindeyiz. Arkadaşlar bugün sizlerle asma budayacağız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi asma hem sonbaharda hem ilkbaharda budanabilen bir meyve. Bu kışın sert geçen bölgelerde Mart ayında budanması veya Şubat ayının 15'inden sonra budanması, kışın daha ılıman geçen bölgelerde ve ilkbaharda işlerin çok olduğu, yani yoğun olduğu bölgelerde Kasım ayında da budanabilir, budama yapılabilir. Bizim bölgemiz kışın sert geçiyor. Onun için biz asmalarımızı arkadaşlar Mart ayında buduyoruz. Mart ayının başında budamaya başlıyoruz. Şimdi ben bugün size klasik asma budamasını göstereceğim. İki göz veya üç göz bırakarak budama işlemi yapacağız. Bu arkadaşlar siz budadığınız asmanın cinsine göre budama şekli değişebilir. Klasik asma budaması iki gözlü veya üç gözlü. Üç göz bırakılarak yapılır. Bazı üzüm çeşitlerinde dördüncü veya beşinci gözden sonra üzüm çıkardığı için bunlar da beşinci ve altıncı gözden sonra budama yapılır. Budamayı arkadaşlar, bunda bir püf noktası, bir ayrıntı. Mesela şu şekilde hemen şuradaki gözün 1, 2, 3 göz, 2 göz veya 3 göz bırakırız biz. Normalde şöyle şu şekilde yaklaşık gözün yani 1 santim üzerinden keseriz biz. Ama siz asmanızı Kasım ayında budamak istiyorsunuz ve kışın soğuklardan etkilenmesi gibi bir ihtimal de varsa şöyle gözün birkaç santim üstünden keserseniz, yani 1 santim değil de 2 santim, 2,5 santim şöyle şuradan keserseniz bunu kışın soğuklardan etkilenmez. Şu kısım etkilenir. Yani şu bıraktığınız kısım etkilenir. Şuradaki göz zarar görmüş olmaz. Onun için kışın sert geçen bölgelerde eğer asmanızı Kasım ayından budayacaksanız her zamanki gibi şöyle 1 santim üstünden değil de gözün 1 santim üstünden değil de 2 santim veya 2,5 santim üzerinden siz budama yapabilirsiniz. Şimdi ben geçen sene de ben budadım bu asmayı. Maşallah asmamız çok kuvvetli. Yani çok kuvvetli sürgün vermiş. Bakın şuradan daha önce kesilmiş bu asma. Yani daha ileri gitmesi istenmemiş. Onun için şuradan kesilmiş. Şimdi buradan başlıyorum arkadaşlar. Bakın burada 3 tane göz oluşmuş. Hemen ikisini iptal ettim. Bir tanesinde gözün yaklaşık 1 santim üzerinden kesiyorum. Şöyle arkaya geçelim. Burada dikkat etmeniz gereken husus arkadaşlar. Şimdi burada tam net olarak çıkmadı. Ben onu şu tarafta bir yerde göstereyim. Sizin asmada dikkat etmeniz gereken husus arkadaşlar, bir önceki senenin kalan sürgününü, şunları temizleyeyim şuradan, daha rahat göstereyim. Şimdi bakın, asmada yapacağınız işlem çok basit aslında. Asma budaması çok basit bir işlem. Bildikten sonra bakın, şu en son senenin sürgünü şu. Yani şu da yani bir
Şu da bir önceki senenin sürgünü. Bazı yerlerde buna erkek dişi diyorlar ama alakası yok. Asma'da erkeklik dişilik yok. Şu biz eskisini kesiyoruz. Onun yenisini bırakıyoruz arkadaşlar. Yenisine bir veya iki göz bırakıyoruz. Bakın şurada da şurada daha önce bırakılan bir yaşlı sürgün var. Böyle bu tarafa doğru gidiyor ama asmanın şu tarafı yani asmanın bu tarafı dolu. Onun için bu tarafa giden dalı ben şöyle dibinden alıyorum. Ona gerek yok. Yani fazlalık çok fazla bir şey oluşturacak orada. İç içe girecek yani asma. Şimdi şunu aldık. Bakın şuna şöyle iki göz verdim. Bunu kestim. Bakın burada iki göz kestim. İki göz kestim. Bakın şimdi karşıya geçelim. Arkadaşlar bu mümkün mertebe asmanın alt tarafına gelen, altına bakan gözleri biz bırakmıyoruz. Bunları komple temizliyoruz. Çünkü sürgünün aşağı doğru evrilmesini istemiyoruz. Bakın şimdi şurada çok güzel bir örnek var. Bakın burada daha önceki senelerde bırakılmış bu kol. Şunları temizleyeyim. Bakın şu kol daha önceki senelerden bırakılmış. 3 veya 4 yaşlı. Şurada taze sürgünleri var. Asmamızın bu şekilde yukarı çıkmasını istemiyoruz arkadaşlar. Onun için bakın zaten şuradan da dibinden de taze sürgün vermiş. Bunu dibinden alıyorum. Şuradaki taze sürgüne 2 göz veriyorum. Şurada da çok güzel bir sürgün var. Buna da 2 göz. 2 göz bırakıyorum. Şöyle. Şöyle. Bakın. Şimdi onu öbür taraftan çekelim. Bakın arkadaşlar şu bir önceki senenin sürgünü, şu da geçen senenin sürgünü. Bir önceki senenin sürgününü dibinden vuruyorum. Geçen senenin sürgününe 2 göz bıraktım. Bir göz şurada, bir göz burada. Bakın aynı işlem. Bakın şurası zaten odunsu yapıdan belli. Bakın şu geçen senenin sürgünü, şu da yani bir önceki senenin sürgünü, bir önceki senenin sürgününü alıyorum. Geçen senenin sürgününe 2 göz bırakıp kesiyorum. Şurada da güzel bir örnek var. Bakın şu kısım, bakın bıçağın ucundaki şu kısım 2 yaşlı dal. Şu alttaki de daha yani bu senenin sürgünü. Hemen 2 yıllık sürgünü kesiyorum. Tek yıllık sürgüne 2 göz bırakıp kesiyorum. Burada tekrar yani tek yıllık bir sürgün var. 2 göz bıraktım. Burada da şimdi derin bir kesik yapacağım. Neden? Bakın üzümü de üzerinde kalmış. Şu karışıklığı çıkaralım ortadan. Evet. Arkadaşlar bakın şurada şöyle göstereyim. Şurada 2 veya 3 yaşlı bir dal var. Biz asmanın şu gövdesinden yukarı gitmesini, yukarı çıkmasını istemiyoruz. Yani her sene mümkünse aynı yerden gövdenin üzerinden budamasını istiyoruz. Yani budanmasını istiyoruz. Onun için şu, bakın buradan da çok güzel sağlıklı bir yeni sürgün vermiş. O zaman şu eski dalı buradan komple çıkarıyorum. Şuna, bakın buradaki yeni sürgüne 1, 2, hatta şurada sert bir kesim yaptım. Buna 3 göz bırakabilirim. 3 göz verdim. Bakın aynı işlemi burada. Bakın asmanın şuradan bir kol gelmiş. 3 veya 4 yaşında. Geçen sene buraya, geçen sene şuradan budamışız bunu. Buradan 2 göz, 3 göz de buradan sürmüş. Bunların hepsini bırakabilirsin. Bu şekilde bırakırsak böyle bu şekilde bırakırsak bunları
Arkadaşlar asma merkezinden uzaklaşıyor bakın. Gitgide uzaklaşıyor. Bu böyle yukarı yukarı çıkar. Ya biz bunu istemiyoruz. Şu asmanın merkezinden yukarı gitmesini istemiyoruz. Onun için şu en alttaki sağlıklı gözün, şu en alttaki sağlıklı gözün üzerinden bu kalın kısmını atıyoruz. Burada da güzel bir örnek var. Bakın. Aynı bahsettiğim gibi şuradaki uygulama gibi. Bakın şuradan budanmış geçen sene. Buradan iki tane taze sürgün iki tane göz çıkmış. Bunun geçen senekini, yani bir önceki seneninkini kesiyorum. Geçen senenin sürgününe iki göz bıraktım ve kestim. Aynı bu şekilde. Bakın yine burada çok güzel bir örnek. Arkadaşlar görüyor musunuz? Tek yıllık sürgünü baş parmağım kalınlığında. Bakın. Ben bunu şuradan budamışım geçen sene. Buradan bir sürgün vermiş. Bundan sonra, yani şuraya iki göz bırakmışım. İki göz de gayet sağlıklı sürmüş. Ama asmanın merkezinden çok uzaklaşmasını istemediğim için tekrar buradan kesim yapıyorum. Buradan da iki veya üç göz bırakıyorum. Bir, iki, üç göz. Hemen karşıya mı geçelim, buradan devam edelim. Bakın burada da aynı şekilde. Bakın geçen sene biz bunu şuradan kesim yapmışız. Şuradan da çok sağlıklı bir göz sürmüş. Bakın. Şu bıraktığımız gözden bağımsız olarak buradan da bir göz sürmüş. O zaman ne yapıyorum? Bunu dibinden alıyorum. Şuna iki göz bırakıyorum. Çünkü asmayı mümkün mertebe her sene aynı yerden, gövdenin üzerinden budamak istiyoruz. Onun için şu daha yaşlı, iki veya üç yaşlı dalı kestim. En son senenin sürgününü bıraktım. Hemen öbür tarafa geçelim. Budamaya devam edelim. Bakın burada da normalde bakın normalde şu dalı kesiyordum. Ama bakın alttaki dalda bir kuruma var şu şekilde, şöyle. Çok sağlıklı bir sürgün değil, bakın sürgünün yarısı kurumuş. O zaman bunu bırakıyorum. Yani bunu buradan kesmiyorum. Bunu buradan şuradan iki göz veriyorum. Şöyle. Şöyle kestim. Seneye bakacağız. Şimdi şuradaki göz, bak şurada sağlıklı bir göz var. Bakın bu göz çok güzel sürerse seneye buradan alacağım bunu. Bakın bu geçen senenin sürgünü şu. Şu da daha önceki senenin, yani bir önceki senenin sürgünü. Bir önceki senenin sürgünü alıyorum. Burada şimdi iki tane sürgün oluştu. Bir tane de bu tarafta var. Bunun bir tanesini de alıyorum. Şu şekilde karşılıklı şöyle iki tane sürgün bıraktım. Arkadaşlar asmanız kestiğiniz ölçüde sağlıklı olur. Bunu unutmayın. Yani bıraktığınız ölçüde değil, kestiğiniz ölçüde sağlıklı olur asmanız. Ne kadar güzel budama yaparsanız o kadar sağlıklı olacaktır asmanız. Bakın şu bir önceki senenin sürgünü. Bunu kesiyorum. En son senenin sürgününe. 1, 1, 2, 3 hatta. 3 gözleri kesiyorum. Bakın şurada da çok güzel bir örnek var. Şu geçen senenin sürgünü. Şu bir önceki senenin sürgünü. Şu da geçen senenin sürgünü. Ne yapıyoruz? Bakın burada çok güzel bir dal var. Yani yeni sürgün var. Yanında da 2 veya 3 yaşlı sürgün var. Hemen bunu dipten alıyorum arkadaşlar. Asmada ne kadar göz bırakırsanız o kadar sağlıklı değil yani. Bir de şuna dikkat ediyoruz. Bakın burada da aynı işlemi yapalım. Şöyle eskisini kesip yenisini bırakalım. Burada da aynı işlemi yapalım. Şuna bir göz bıraktık.
bir ayrıntı daha var. Onu da göstereceğim. Onu ana dal üzerinde göstereyim diye uğraşıyorum. Şöyle. Bakalım ana dal üzerinde o işlemi gösterebileceğim bir sürgün. Evet, şu karşıda olabilir. Şurayı budayalım önce. Bakın eskisi, geçen seneninki, yani bir önceki seneninki şu. Bunu kesiyorum. Şuna, geçen sene sürgününe iki göz bırakıyorum. 1-2. 1-2. Bakın. Burada arkadaşlar 4 tane göz var bakın. Sağlıklı 4 tane göz var. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4. Bunun 4'ünü de bırakmıyorum tabii ki de. Önce şu geçen senekini alıyorum. Şurada da 2 tane çok sağlıklı göz var. Ama bunlar dediğim gibi aşağıya bakıyor. Onun için bunları istemiyorum. Bunları kesiyorum. Buradaki sürgüne de 2 göz bıraktım, kestim. Şimdi asmamızın arka tarafına geçelim. Oradan budamaya devam edelim. Ben burayı dediğim gibi geçen sene budamaya başladım. Daha önceki senelerde biraz fazla bırakılmıştı. Onun için ben geçen sene sert budadım. Ve bakar mısınız? Baş parmağımdan kalın. Çok güzel sürgünler verdi. Bakar mısınız sürgüne? Şu arkadaşlar, şu yani bir yaşlı sürgün. Hemen bunu buradan tekrar alıyorum. Bırakmıyorum onu. Çünkü altında en son senenin sürgünü var. Hemen kestim. Şimdi arkadaşlar burada bakın. Şu ana kol, yani şu arayı kapatması için, yani şu arayı kapatması için bırakılan kol şu. Buradan devam edelim. Bakın şurasını kestik. Şu tırnağı buradan keselim. Bir göz, iki göz bıraktık. Kestik. Bakın şurada da arkada da bir genç sürgünü var. Onu alıyoruz. Şurada da makası bırakayım elimde. Şu iki, yani bırakacağımız iki sürgünün arasında en az arkadaşlar bir karış yaklaşık 15-20 santim olması lazım. 15-20 santim boşluk olması lazım. O zaman şunu dibinden alıyorum. Zaten bunu zaten budadım. Bakın şu sürgün daha sağlıklı. Şu biraz daha ince ama eskisi olduğu için, şu iki yaşlı olduğu için bunu dibinden alıyorum. Normalde bunu bırakmam gerekiyordu değil mi? Yani sağlıklı, hangisi sağlıklı? Yani budamada sağlıklı dalı bırakıyorduk. Ama asmada bir önceki senenin sürgününü bıraktığımız için, sürgünü kestiğimiz için, en son senenin sürgünü bıraktığımız için bunu buradan dibinden alıyorum. Bunu almasam dibinden arkadaşlar, bunu buradan kessem, asmanın merkezi şurası. Merkezden uzaklaşmış oluyorum gitgide. Yani seneye buradan, öbür seneye buradan, öbür seneye buradan, onu istemiyoruz. Biz her sene asmayı aynı bölgeden, yani şu gövdenin üzerinden budamak istiyoruz. Onun için gövdeden uzaklaşmıyoruz mümkün mertebe. Bakın eski sürgünü kestim, yenisini bıraktım. Aynı işlem. Eskisini kestik, yenisini bıraktık. Bakın burada çok sağlıklı asmayı budadığımız için, yani güzel budadığımız için çok sağlıklı sürgün vermiş. Bakın onu iki gözü de komple alıyorum buradan. Şuradaki sürgüne yol veriyoruz. Bakın eski sürgün. Bunun ikisini de bırakırsak arkadaşlar, bu asma zaten şuradan biraz yani yürümüş. Bakın şurada da bir göz var. Şurada da bir göz var. Seneye inşallah bu göz buradan patlarsa, çok sağlıklı bir sürgün oluşturursa bunu buradan alırım. Asmanın merkezinden, gövdesinden uzaklaşmamak için bunu buradan alırım. Şuradan devam eder. Şu eskisine yol kesiyoruz. Yenisini bırakıyoruz. Şöyle devam edelim. Bakın. Şu
şu bir önceki senenin sürgünü, bunu kesiyorum, buna yol veriyorum. Şöyle, ben burada güneş açısı iyi olmadı. Karşı taraftan devam edelim. Daha güzel görüntüler elde etmek adına karşıdan devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın. Gayet sağlıklı iki tane sürgün. Baş parmağımdan kalın. Bunun eskisini kesiyorum. Yenisine de 1, 2, 3 göz bırakıp kestim. Bakın şöyle. Şöyle. Dediğim gibi ne kadar sağlıklı budama yaparsanız asmanızın ömrü o kadar uzun olur arkadaşlar. Bıraktığınız ölçüde değil, kestiğiniz ölçüde sağlıklı demektir asma. Şöyle eskisini kesip yenisini bıraktım. Bakın şurada çok dar bir aralık var. Şurası yaklaşık bir karış. Ama şuradan sonrası hemen iki tane dallanma var. Birini aldım. Ne demiştik? En az iki sürgünleri, bıraktığımız iki sürgünün arasında şöyle bir karış olması gerekiyor. Onun için aldık. Ben burada da şimdi arkadaşlar bakın alttan gelen bir sürgün var. Onu alıyorum. Ne demiştik? Asmanın alt kısımlarından çıkan gözleri bırakmıyoruz. Çünkü onlar aşağı doğru meyilli olur. Hem bakımı zor olur. Burada 3 tane sürgün var arkadaşlar. Bir tane de şurada 4. Şu eskisi zaten alacağız. Şöyle. Bunu aldık. Şunu da alalım. Buna da 2 göz bırakalım. Şuna da tek göz bırakalım. Biraz zayıf gibi. Buna da tek göz bıraktık. Evet, şuradan devam edelim. Bakın. Az önce bahsettiğim işlem. Buradan çok güzel bir yeni sürgün çıkmış. Burada da 3 veya 4 yaşlı bir yaşlı dalımız var. Ben bunu buradan budamaya devam edersem, yani hani eskisini kesip yenisini bırakırsam, ama şu gövde, bakın şu gövde 3 veya 4 yaşında ve asmanın ana gövdesinden uzaklaşıyor. Uzaklaşıyor. Bunu istemiyoruz. Burada da sağlıklı bir göz çıkmış. Hemen bunu dibinden alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Buna da yeni çıkan sürgüne de buradan 2 göz bıraktım. Aynı işlem. Bakın. Şurada da aynı işlem. Bakın uzaklaşmasını istemiyoruz. Şunu atalım. Uzaklaşmasını istemiyoruz. Asmanın merkezinden, gövdesinden, ana gövdesinden, merkezinden dediğim ana gövdeden. Onun için kalın sürgünün kalın olmasına bakmıyoruz. Eğer aşağıdan genç bir sürgün varsa onun üzerindeki kalın kısmı kesiyoruz. Bakın şurada da bir bugün çok güzel konunun anlaşılması açısından çok güzel örnekler çıkıyor. Bakın biz normalde ne yapıyorduk arkadaşlar? Şu eskisini kesip yenisini bırakıyorduk. Ama yenisinde bir kuruma var bakın. Görüyor musunuz? Kuruma var. Ta buraya kadar kuruma var. Burada da yenisini kesiyorum. Neden? Çünkü yeni sürgün kurumuş. Buradaki eski sürgünü bırakıyorum. Seneye şuradan veya daha geriden bir sürgün çıkarsa o sürgünü bırakıp bunu buradan alacağım. Evet bakın burada 3 tane sürgün var. Şu eskisi, yani bir önceki senenin sürgünü, bunu kesinlikle alıyorum. Burada da hangisi daha güzel gelişmişse onu bırakıp diğerini kesiyorum. Şu güzel. 1, 2 göz verdik, bıraktık. Evet arkadaşlar, bakın burada eskisi kestik. Yenisine de gözlediğim şunlar, bakın şunlar. Şu kısımlar. Yani buralardan patlayacak, aynı sürgünü buradan
verecek. Bakın burada geçen sene buradan budamışım ben asmayı. İki göz bırakmışım. Hemen eskisini kestim. Yenisine iki göz bıraktım. Biraz uzun oldu. Şöyle kestim. Ama burada da çok güzel taze sürgünler çıkmış. Arkada da var. Evet. Şu arkadakini de göstereyim şöyle. Bakın eski sürgünü kesiyorum. Yeni sürgüne iki göz bırakıyorum. Şu asmanın altından çıkan sürgünleri hatırlarsınız, bunları kesiyorduk. Şurada da çok sağlıklı bir gözüm var. Aslında bakın şunu şuradan alabilirim. Şu kalın anacı şunu alabilirim ama burası asmanın sonu arkadaşlar artık. Yani asmanın ortalarında olsaydı, yani şuralarında olsaydı bu işlemi şuradan şu kalın gövdeyi buradan kesip atabilirdim. Ama burası asmanın sonu. Yani şu dalın sonu burası. Onun için burada bu taze sürgünü de bırakıyorum. Şu sürgünü de bırakıyorum. Çünkü artık asmanın sonu burası. Yani buradan gidecek başka bir yeri yok. Şurada da çok güzel bir sürgün bıraktık. Şöyle bir de şu gövdeden çıkan sürgünleri komple alıyoruz arkadaşlar. Ta ki nereye kadar? Ta ki asmayı biz sağlı sollu yatırdığımız, ya bizde gerevet derler bu usule, sağlı sollu yatırdığımız yere kadar bütün sürgünlerini kesiyoruz arkadaşlar. Bakın burada da yatırma şuradan itibaren başlıyor. Bakın şuradan itibaren başlıyor. Burada yatırmadan önce dallar var. Bunu kesiyorum. Bunların bakımı da zor olur. Hem bakımı zor olur, hem bunları kesmezseniz, şu gövdeden çıkan sürgünleri kesmezseniz şu yatırdığınız kısımları zayıflatır arkadaşlar. Onun için gövdeden çıkan sürgünleri kesiyoruz. Bakın burada da güzel bir uygulama var. Bakın şurada 5-6 yaşında bir dal var. Şuradan da çok güzel bir yeni sürgün vermiş. O zaman biz şu yaşlı dalı kesiyoruz ki hem ağacın merkezine yakınlaştırıyoruz. Yani budama işlemini ağacın merkezine yakınlaştırıyoruz. Hem de şuradaki sürgünü kuvvetlendiriyoruz. Şöyle bıçak bile kesmiyor bu kalınlıkta. Şöyle. Burada bir sürgün daha bıraktım. Şuna da iki göz bırakalım. Keselim. Arkadaşlar bir de bakın gövdede şöyle soyulmalar var. Kabuğu soyuluyor şöyle bu şekilde. Bunları boş kaldığınız vakitte şöyle bunları soyabilirseniz faydası olur. Hatta derlerdi bizim o taraflarda, asma dermiş ki ya bir uyuz eşek gelse de ya sürtünse şu dış kabuğumu bir alıverse dermiş yani. Onun için yani şey, yani işte bu da hani bu dış kabuğun alınmasının faydasını anlatmak için üretilmiş bir şey yani. Onun için şöyle elimizle şöyle şu dış kabuğu alırsak hem dış kabuğun altına girebilecek zararları önlemiş oluruz, hem de ağacımızı rahatlatmış oluruz. Evet arkadaşlar, küçük bir ayrıntı daha bahsedeyim. Bakın asmayı keserken şurada iki göz bırakıyoruz ya. Asmayı keserken şuradaki gözün üzerinden kesim yapacağımız zaman hafif diğer tarafa doğru meyil veriyoruz. Yani şöyle bir kesim yapmıyoruz. Bakın şöyle bir kesim. Ben kesimi yapayım. Bakın şöyle bir kesim yapmıyoruz. Buradan ağlama olabilir. Buradan akan sıvı şu göze zarar verebilir. Onun için şöyle gözün ters istikametine hafif meyilli bir kesim yapıyoruz şu şekilde.
Böyle değil de gözün ters istikametine hafif meyilli bir kesim yapıyoruz. Şöyle, burada olduğu gibi, bakın şöyle, yani şöyle bir kesim yapmıyoruz. Bakın şöyle bir kesim yapmıyoruz. Böyle bir kesim yaparsanız buradan akacak sıvı şu göze gelecektir. Şu göze gelip onunla buradaki göze zarar verebilir. O zaman hafif bir meyilli kesim yapıyoruz şu şekilde. Oradan akacak sıvının göze gelmesini istemiyoruz. Şöyle bak, şurada bir göz var. Şuradan keseceğim ben bunu. Ama hafif meyilli kesiyorum. Yani şöyle kesiyorum ki şu, ya buradan bir sıvı akacak. Bu sıvı şöyle gelsin, buradan aksın. Böyle kesersem ben bunu, şöyle kesersem, buradan hafif yaşlandı hemen. Bu sıvı buradan akıp şu göze zarar verebilir. Şöyle meyilli bir kesim yapıyorum. Bunu aklınızda olursa, bu zamanla elinizde alışıyor buna. Gözün hangi istikamette olduğuna. Eliniz otomatikman alışıyor arkadaşlar. Bir de asmalardan Mart 15'ten sonra falan çok kuvvetli bir su akışı olur, ağlama olur arkadaşlar. O ağlamayı yaptırmadan asmaları budamak gerekiyor. Asmalar çok müthiş bir şekilde enerjisini kaybediyor o suyla beraber. Mümkün mertebe ağlama olmadan asmaları budamak gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın burası Yazıköy. Örnek bir budama. Burası üzümüyle meşhur köylerimizden bir tanesi. Bakın budamada bahsettiğim şey, asmayı aşağıdan çıkarmışlar tele. İki kol bahsettiğimiz, biri sağa gitmiş, biri sola gitmiş. Bakın sağdakine iki göz, iki tane göz bırakmışlar. Soldakine 1, 2, 3, 4, 5. İdeali bu. Bakın. Asmayı merkezinden uzaklaştırmıyorlar. Yani ana gövdeden. Hemen şuradan. Her sene buradan buduyorlar. Bakın burada gördüğünüz gibi. Bakın. Yani asmayı şu ikinci tele, ikinci kata falan uzatmıyoruz. Bakın her sene aynı yerden. Gövdenin üzerinden hemen buduyoruz. Bakın. Burada olduğu gibi. Muhtemelen şurayı da alacaklar seneye veya bu sene alınması gerekiyor. Bakın görüyor musunuz? Her sene asmanın ana dalı üzerinden budanıyor asma. Bu şekilde yaparsanız çok verimli bir asma elde etmiş olursunuz. Budama çok güzel. Şöyle göstereyim. Bakın. Bakın ikiye ayrılmış. 1, 2, 3 göz burada var. 1, 2 göz burada var. Ya biz olsak bunu uzaltırız değil mi? Şöyle 5-6 metre. Şöyle uzaltırız. Ama gerek yok. Buradan aynı üzüm alacak vatandaş. Bakın 1, 2, 3, 4. 4 kafa. 1, 2, 3, 4 kafa. Gördüğünüz gibi aşağıdan yukarı çıkmış. Şuradan dallandırmış. Birini sağa, birini sola göndermiş. Aynı şekilde. Bakın komple bahçe bu şekilde arkadaşlar. Videoda anlatmak istediğim şey buydu. Aşağıdan çıkarmış. Sağa sola vermiş. Sağdakinde 3 veya 4 veya 5 göz bırakmış. Soldakinde 1, 2, 3, 4. Bu kadar arkadaşlar. Örnek bir budama. Evet arkadaşlar, bakın burası yine Yazıköy. Çok güzel bir bağ da burada var. Burası budanmamış ama her sene nizami budanmış. Bakın ana gövde, ana gövdenin üzerinden, ana gövde. Muhtemelen bunu buradan kesecekler. Ana gövde, ana gövde. Bakın şöyle. Bakın burada da değişik bir sistem uygulamışlar. Ana gövde çok sağlam. Ana gövdeyi uzatmışlar bu şekilde. Bakın kuvvetli bakabilirseniz asmanıza. Bu şekilde de böyle uzatabilirsiniz. Çok güzel resim gibi. Bakar mısınız?
Buradan ayırmışlar. Birini sağa, birini sola vermişler. Bakar mısınız? Muhtemelen çok kuvvetli bakım var dibinde. Kuvvetli bakıyorlar. Bakar mısınız sürgünlerle? Çok sağlıklı. Bakın. Ta oradan bir başlıyor. Buraya kadar geliyor. Buraya kadar uzatmışlar. Demek ki çekebiliyor. Yani asma bu kadar kuvveti çekebiliyor. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13 tane kol bırakmışlar bir asmada. Ama altı çok sağlam muhtemelen, evet. Burada da aynı. Bakar mısınız kalınlığa? Şuradan kesecek, şunu bırakacak. Şuradan kesecek, şunu bırakacak. Sistem hep aynı. Şuradan kesecek, şunu bırakacak. Çok güzel resim gibi. Arkadaşlar, asma budamamız bu şekilde. Herhalde anlaşılmıştır. Videoyu daha fazla uzatmak, sizi meşgul etmek istemiyorum. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler, bol aşılı günler.